Her anlatımımızda Kur'an'ın bir sırrını biraz daha detaylandırıyoruz. Daha derinliğini açıyoruz. Her anlatımımızda yeni yeni Cenab-ı Allah hikmetler bahşediyor. İnşallah. Mesela Müslümanlar, Müslüman alimler münafıkları anlatırlar. Ben çocukluğumdan beri duyarım. Ama çok kısa anlatılır. Evet. Yani sanki böyle çok flu bir tehlikeymiş. Hani insanların çok nadir karşılaşacağı bir olaymış gibi. Değil mi? Mesela bak şeytandan da çok az bahsedilir. Evet hocam. Münafıktan çok az bahsedilir. Sanki ender nadirattan karşılaşılıyormuş gibi. Olsa bile münafığın işte birkaç klasik tavrı vardır. Hemen konu hallolur. Öyle değil yani. Münafığın detaylarını Allah yüzlerce ayetle vermiş. Şimdi bak. Yüzlerce ayet ne demek? Çok önemli demektir. Evet hocam inşallah. Ve bakın peygamber, peygamber olduğu halde münafığı fark edemiyor, bilemiyor. Allah vahiyle bildiriyor. Evet. Münafık. Yani çok şeytani bir mahluktur. Çok detay çalışır. Şeytanın ilkasını, kendi zekasını münafık olmadı ahmaktır. Evet inşallah. Şeytanın emrine girmiş bir robottur. O yüzden tehlikelidir. Yani şeytanın zekasını kullanır. Evet. Yoksa münafık kendi aklını kullanır münafık. Klasik ahmaktır. Yani kof kütük gibidir diyor Cenab-ı Allah. Evet inşallah. Kütük yani bildiğin kütük. Ama o kütüğü şeytan kullanır. Onu konuşturur. Ona bir şeyler yaptırır. Onu çeşitli yollara sevk eder. Bir kere münafığın mutlaka Müslümana ihtiyacı vardır. Bakın kafirin Müslümana ihtiyacı yoktur. Ama münafığın Müslümana ihtiyacı vardır. Onun için münafık hem Müslüman cemaatin dağılmasını ister hem de dağılmasını istemez. Evet inşallah. Çünkü dağıldığında münafık olmamış olur o. Yani düz kafir hükmüne girmiş oluyor. Onun olması için fıtraten ruhunda o sürekli hem İslam cemaatinin yıkılmasını, Müslümanların dağılmasını ister hem de muhafaza olmasını ister. Evet inşallah. Kur'an'a dikkatlice baktığımızda yani böyle detaylı incelediğimizde münafığın ana derdinin kendi çıkarlarıyla ilgili konularda yoğun faaliyet yapmak olduğunu görürüz. Mesela münafık İslam'ın dünyaya hakimiyetiyle ilgili bir konusu yoktur. Evet. Bakın temel vasıflarındadır münafığın. Bu konuyu işlemez. Bu konuda bir anlatımı yoktur. Olsa da usulen yapar. Yani sırf gösteriş olsun, sükse olsun. Çünkü münafığın ihtiyacı olan bir konu vardır. Kendini Müslüman gibi göstermeye ihtiyacı vardır. Evet hocam. Müslüman gibi göstermek için de çok nadirden de olsa böyle ağız ucuyla İslam'ın dünya hakimiyetini istiyormuş gibi yapar ama istemez. Çünkü onun sistemini öldürür. Yani münafığı öldürecek bir sistemdir. O onu içgüdüyle bilir. Ve dolayısıyla Mehdiyeti, İslam'ın dünyaya hakimiyetini asla istemez münafık. Münafık neyin peşindir biliyor musunuz? Kendine göre kaptırdığı malının, kaptırdığı aşiretinin, evet. Kaptırdığı işte imkanlarının, ya onları kurtarmanın bir yoluna girer. Önce ilk verirken ahmak olduğu için ilk önce hakikaten münafık istemeye istemeye verir. Evet. Mesela malını verir, imkanlarını verir ama istemeyerek. Mesela istemeyerek namaz kılar, istemeyerek itaat eder, istemeyerek işte her türlü imkanı sağlar. Ama ona iç acısıdır. Yani müthiş bir ızdırap verir. Evet hocam. Çok acı verir. Artık o acı öyle dayanamaz hale gelir ki birden feveran eder ve Müslüman cemaatten ayrılır. Evet. Ayrıldıktan sonra dışarıdan haberleri izlemeye başlar. Yani münafığın iblis ruhu gittikçe doz artırır. Bakın ilk başta itaat görüntüsünde gelir. Sinsidir. Gizler evet. Kendini böyle veren mikrobu gibi gizler. Sonra yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlar. Yani o huzursuzluk ve tedirginlikten. Sonra eylemlerine başlar. Sonra çatlama, ayrılma bölümü vardır. Evet. Orada da gittikçe dozajı artan tarzda şeytanlığı ve iblisliği artmaya başlar. Evet hocam. Bak, Kur'an'a bakın görürsünüz. Evet. Yükselir, 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 yükselir. Had safhada artık ondan sonra boğulur. Yani o şeytan onu artık boğar. Yani bütün nefsi bedeni şeytan kesildiği için iptal olur artık. Yani aklı dengesini kaybediyor. Evet. Artık felç olur yani. Bu aşamaları Kur'an'dan çok detaylı anlatarak güzel bir eser hazırlıyor. Maşallah. Evet. Yani maşallah. Kur'an'da münafık var bizde ama çok psikolojik analiz yapılarak değil. Evet. Yani doğrudan aktarım tarzında. Biz şimdi psikolojik analizi de yani yaşanan hayatta Resulullah zamanı, Mehdi devri,
daha önceki dönemler, değil mi? Ve buna karşı Müslümanların nasıl tavır alması gerektiği konusu üstünde kapsamlı olarak hazırlıyor. İnşallah hocam. İnşallah. Bunun faydası nedir? Müslümanların münafıklara karşı daha güçlü, daha atak, daha dikkatli ve teşhisin kolay olması. Yani kolay teşhis sağlamaları. Şimdi münafık mesela Habil-Kabil kıssasında da var. Mesela iki kardeştir. Evet. Biri kafir, münafıktır. Biri evliya ve velidir. Evet. Mesela Allah öyle yaratıyor. İnşallah. Mesela abi, biri katil kılıklı, cinayete yatkın, kandan hoşlanan, kan eğiliminde psikopat. Evet. Değil mi? Ama diğeri veli, mazlum, Allah'a teslim olmuş. Kur'an bunu özellikle belirtmiştir. Habil-Kabil kıssasını. Mesela Nuh da diyor ki, ya Rabbi diyor, benim oğlum diyor. Mesela oğlum. Onu kurtarmak istiyor. Cenab-ı Allah diyor ki, o senin ailenden değil diyor. Evet hocam. Çünkü aile münafığa göre genetik bağa göredir. Kur'an'a göre de imana göredir. Evet hocam. Maşallah. Eğer iman yoksa, münafıksa onun kardeşi değildir zaten. Evet. Babası da değildir, annesi de değildir, dedesi de değildir, akrabası da değildir, hiçbir şey değildir. Evet. Yani akrabalık bağı ortadan kalkar. İnşallah. Münafık olduğuna ve kafir olduğunda. Yani doğrudan imanla bağlantılıdır. Evet. Bak Cenab-ı Allah onun için diyor ki sakın cahillerden olma, o senin ailenden değil diyor Allah. Maşallah, evet hocam. Yani ayrı o. Ama münafıklar o soy bağını aradıklarını Allah Kur'an'da belirtiyor. Evet. Soy bağını, yani ırkçı bir kafayla, hatta diyor mezarları ziyaretlerine kadar bu sürdü diyor. Evet. Yani onlar da ırka göre, genetik koda göre, kan bağına göre bir inanç vardır. Ona göre kurtarmak için, onun için der ki kardeşlerine bize katıl diyor münafık. Evet. Bize gel diyor. Yani münafık hep onun peşindedir. Ama uzaktan izler. Bize katıl, bize katıl ama kendine benzetmeye çalışmak içindir bu. Ama orada yine mal kaygısı vardır. Çünkü münafık ahirete gittiğinde cehenneme diyorlar ki mesela anneni, babanı, kardeşini fidye olarak vermek ister misin? Veririm diyor. Evet. Başka? Dünyadaki herkesi fidye olarak veririm ben diyor. Malımı da veririm diyor. Yeter ki ben kurtulayım diyor. Evet. Münafık böyle alçak bir mahluktur. Evet hocam. Yani akrabalık bağı onun için mal demektir ve çıkar demektir. Yani aşiret Kur'an'da da var ya. Evet. Mallarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, yarım kalmasından korktuğunuz ticaret, evler, değil mi? Evet, bak, inşallah. Aşiret. Evet. Bak babalarınız, kardeşleriniz, değil mi? Evet. Oğullarınız. Tabii eşleriniz. Evet. Yarım kalmasından korktuğunuz ticaret, içinde oturduğunuz evler. Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda mücadele eden. Daha hayırlı görüyorsanız diyor, bekleye durun diyor. Allah belanızı vereceğim diyor. Evet hocam, inşallah. Yani asıl konunun cihat olduğunu, Allah'ın dinini yaymak olduğunu Allah belirtiyor. Bak, İnşallah. Allah, Resulü ve Allah yolunda mücadele. Cihat. Münafığın da en razı olduğu şey cihattır. Evet. Hiç hoşlanmaz. Evet. Münafık malın mülkün peşindedir. Bakın münafığa hep malla ilgili ayetleri kullanmışlardır. Mülkle ilgili ayetleri kullanmışlardır. Evet. Ve peygamberin rahatı, zevki ve gücü ve onun torunlarının rahat ve gücü onların çok canını yakmıştır. Evet. İnşallah. Çok bunaltmıştır. Münafık kadın düşmanıdır. Evet. Anti kadındır münafık. Mesela bu Kur'an'da işlenir. Çok detaylı. Evet. Hatta çocukları öldürüyorlar. Kız evet. Çocuklarını. Evet. Yani kadınlardan uzak durmak için bin bir türlü yol bulmuşlardır münafıklar. Ve küfür. Evet. Yani özelliğidir bu. Anti kadındır. Müslümanlarda da kadın muhabbeti olur. Yani Allah onları öyle yaratmıştır. Onun için diyor ki Allah münafıkun ve münafıkat. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir diyor Allah. Evet. Birbirlerine yakın oluyorlar. Müminin ve müminat. Mümin erkek ve mümin kadınlar da birbirlerine hoşlanacak şekilde Allah yaratıyor. Yani etiyle, kemiğiyle Allah onları birbirini sevdirecek şekilde yaratıyor. Onlar da pislik böceği gibi birbirini sevdiriyor. Yani nasıl hani pislikten pislik böceği hoşlanıyor değil mi? Evet hocam. Anormal bir şey ama yapıyor hayvan. O da pislik böceği gibi ondan hoşlanır. Yani münafıktan hoşlanır. Ama tabii pislik böceğinin özelliği nedir? Aynı özelliği onda da olmuş oluyor. Yani o sevgiye dayalı, merhamete, şefkate dayalı olmaz. İnşallah hocam. Münafık da sadece mal, mülk ve enaniyet ve azamet esastır. Bir, enaniyet. İki,
itaat altında olmamak, münafığın en ızdırap çektiği şey şeytani yönü vardır.